Şimdi bugün Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü yükselişe baktığımızda gerçekten uzun zamandır özlediğimiz ciddi yukarı yönlü yükselişleri görüyoruz. Ve burada yaptığımız analizlerde gerçekten Borsa İstanbul tarafında inanılmaz bir şekilde o hani hep diyoruz ya yayınlarda kabuk değişimi. Bunu ben son birkaç gün içerisinde böyle ciddi manada hissetmeye başladım. Yani bu hareketlerin devamı gerçekten bu yıl ve önümüzdeki yıl neler yaşayabileceğimizin bir işareti gibi, öncü işareti gibi. Mutlaka ara düzeltmeler oluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi. Ama dönüşlere baktığımızda yani çok ciddi hisse alımlarının yaşandığını benim görüyorum. Yani biz böyle kabuk değişimi derken yani böyle içi boş yani gömleği çıkartmıyoruz. Yani gerçekten burada ciddi alımlar dikkatimizi çekiyor. Burada özellikle de mesela sektörel bazda baktığımızda çok ciddi bazı sektörlerin ön plana çıktığını görüyorum. Bu da aslında bize işte o büyük resmin nereye doğru evrilebileceğinin bir mesajını veriyor. Yani bu aslında bir nevi ilerideki yaşayacaklarımızın öncesi bizim şimdiden yapmamız gereken bazı hamleler olması gerekiyor. İşte bunları bizim hatırlatıyor. Doğru zamanda gardımızı almamız durumunda Borsa İstanbul tarafında gerçekten bu yükselişler neticesinde istediğimiz verimi alma şansımız olacak. Şimdi bakıyorum mesela Borsa İstanbul tarafında bugün mesela bazı sektörlerde hiçbir şey olmamış. Yani hepimiz merak ediyoruz niye olmuyor? Mesela şişe camda ne bileyim atıyorum Tekfen niye istediğimiz gibi o performansı gösteremiyor son günlerde? Yani ama mesela Anadolu Holding gösteriyor arkadaşlar. Ne bileyim onun gibi bazı hisseler böyle arada sıyrılıyor. Ciddi manada burada işte bunların altyapısında ciddi bazı hisselere karşı bir yoğun alımların olduğu dikkatimizi çekiyor. Ya da bazı sektörlerde mesela gayrimenkullere baktığımızda hepsi için bir şey söyleyemiyoruz ama orada bazı hisselerde ciddi yoğun alımlar var. Ne bileyim bir sigorta tarafına baktığımızda çok ciddi yoğun alımlar görüyoruz. Yani mesela benim hep kullandığım bir istatistik mesela böyle analizlerde sürekli hisseleri tararız. Burada örnek veriyorum. Bir sektörden birçoğu bizim radara takılıyorsa burada bizim kendimize bir check etmemiz gerekiyor. Burada bizim şu anda belki göremiyoruz ama ilk aşamada bunun altyapısında birilerinin bir şeyi gördüğü bizden önce burada ciddi bazı hareketlerin olabileceğinin sinyalini alıyoruz. Ve bu şekilde benim karşıma çok böyle enteresan sektörler çıkıyor. İşte bu noktada da işte burada bu programlarda da sizlerle paylaşıyoruz bunları. Fırsat oluyor sizlere ilk söyleme şansını buluyoruz. Sizler de en azından en zirveden almamış oluyorsunuz. İşte burada biliyorsunuz hani önceki programlarda hep konu başlıklarımızda ben böyle özellikle özenle seçmeye çalışıyorum. En azından bir mesaj vermeye çalışıyorum bizi izleyenlere. Daha önceleri hatırlarsanız temel analizin en çok kullanacağımız bazı zamanları oluyordu. Mesela temel analize göre
ne demiştik? Daha bilançolar gelmeden önce en iyi gelecek, bilançosunu en iyi açıklayacak hisseleri burada önceden paylaşıyoruz. Düşüncelerimizi, tahminlerimizi. Sonra ne diyoruz? Şimdi tamam, temel çok önemli. Temel analiz, finansal analiz benim için de bir numara. Ama temel analizde ben ne bileyim bir hisseyi çok beğeniyorum demenin hiçbir anlamı yok. Öyle söyleyeyim. Hiçbir değeri yok. Burada bana o zaman zamanlamasını da söylemen lazım. Ben beğeniyorum dediğin an içi boş bir cümle oldu. Burada işte teknik analizin arada bir devreye sokmamız gerekiyor. Şimdi sen beğeniyorsun. Biz analistler kendi aramızda konuşuyoruz. Şunu beğeniyoruz bilmem ne. Ama küçük yatırımcı bizim gibi düşünmüyor. Bizim gibi hareket etmiyor. Ben belki evet ben de beğeniyorum. Ama işte burada ince nüanslar var. İşte beğendiğin zaman ne zaman alman gerektiğini. Şimdi biz bir şekilde kendimiz için bunu başarabiliyoruz, yapabiliyoruz. Yani başkasına, üçüncü bir şahsa gerek yok. Ben beğeniyorum dediğim an o hisseye girerim. Girmem gereken zamanı bildiğim için girerim. Hı hı. Ama küçük yatırımcı maalesef işte bu timing'i yapamıyor. İşte bizim işte burada teknik analize ihtiyacımız var. Küçük yatırımcıyı korumamız için en azından bir adım daha, ne bileyim, Türkiye'deki o kadar çok yoğun hisse fonu olan kurumlar var ki. Şimdi burada evet onlar profesyonel zamanlamasını yapabiliyorlar ama küçük yatırımcı maalesef yapamıyor. İşte şimdi burada hep diyoruz artık bilanço sezonu bittikten sonra bizim teknik analizi maksimum kullanacağımız dönemler oluyor. İşte şimdi biz burada teknik analizin en ince ayrıntılarına iniyoruz. Nedir? Bize büyük resmi veriyor. Nedir? Mesela burada şirketi beğenebilirsiniz ama örneğin ne diyoruz, neyi konuşuyoruz biz Borsa İstanbul tarafında? Nereye kadar yükselebilir? Yani var mı bir öngörün? Tabii ki. Geçen yıldan beri devam eden stratejimiz. Yani Elliott dalgalarına göre 3. dalga yükselişi uzun zamandır biz böyle çığlıklar atıyoruz.